Evet, hepiniz hoş geldiniz. Dinlediğimiz trio kaydının ne olduğunu bilen var mı? Hadi bir tane çıksın. En azından piyanisti bilin, lütfen. Kerem Görsün. Hayır, hiç alakası. 1965 kaydı. Kim olabilir? Glevens olabilir. Kim söyledi? Süper. Davulcusunu bilen o zaman yoktur. Glevens'ı bilmiyorsanız davulcusunu hiç bilmiyorsunuzdur. Larry Bunker. En underrated, en ismi bilinmeyen Glevens'la çalan davulculardan biri. Bana göre fırçaları en güzel kullanan adamlardan biriydi. Demin dediğimiz parça Israel'di. Trio 65 albümünden Bill Evans'ın. Eğer Larry Bunker'ı bilmiyorsanız lütfen takip edin. Bill Evans'ı bilmiyorsanız lütfen bundan sonra bütün albümlerini edinin. Çünkü jazz tarihindeki efsanevi en iyi piyanistlerden biri. Ve de davulculukta iç içe çalma interplay'i en güzel örnekleyen de piyanistlerden biri olduğu için bütün beraber çaldığı davulcular gerçekten çok iyi müzisyenler ve de davulcu, basçı ve de piyanistin ortaya çıkardığı o güzel birliği en güzel size anlatabilecek müzisyenlerdir. Lütfen her zaman jazz tarihine en önemli en önemli albümleri vermiş, bu müzik için en güzel şeyleri yaratmış olan insanları unutmayın. Bazen bütün genç arkadaşlarımız sadece yeni müzikleri dinliyorlar ama siz lütfen John Coltrane'i, Charlie Parker'ı, Bill Evans'ı, Dizzy Gillespie'yi lütfen unutmayın ve bu adamlarla çalan insanlardan feyz alın, onları çalışın, ondan sonra modern müziklere geçin diye başlıyorum. Akbank Jazz Festivali'nde Drum & Bass Magazine ve de Gitar Dergisi'ni yaptığı bu workshoplarda tabii ki Jazz Festivali olduğu için ben de cazda en çok kullanılan fırçaları konu alıyorum bu sefer. Birazcık istatistiki bilgi istiyorum. Kaç tane davulcu var aranızda? %70 mi diyelim? Yani gibi. %60, %70 davulcusunuz. Bu elini kaldıranlardan kaç tanesi brush kullanıyor? Of. İşte tam da bu yüzden doğru konuyu seçmişiz demek. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 30 kişi falan elini kaldırdı davulcu olarak. Bunlardan sadece 7 tanesi brush çalıyor. Peki çalmayanların brush'ı var mı? Bundan aldınız mı? Sende var. Çalıyorsun bazen. Yok, tamam. Çalıyor. Bugünden sonra çalacaksın. Gerçekten müzikaliteyi en güzel sağlayabileceğiniz device'lardan biri brush'lar. Birçok çeşidi var. Siz gidin en güzel music store'a, yanınızdaki, çevrenizdeki yerlere gidin. Elinize en güzel oturanı bulun ilk önce. Deneyin. Bazısı biraz açılır, bazısı çok açılır. Ben biraz daha çok açılanları tercih ediyorum. Çünkü davuldan bir, nasıl söyleyeyim size, okyanus dalgası sesi çıkartmak amaç. Gittiğinizde bundan sonra lütfen bu workshop'tan sonra o brush'ları olmayan davulcular bir brush alsınlar. Ve de evde her şekilde çalışabilirsiniz brush'ları. En güzel şeyi bu. İlk önce mesela pazar günü bugün yatağınızdan zor çıkmış olabilirsiniz. Yatağınızdan çıkmadan böyle yatarken üstünüze alabilirsiniz mesela. Bu şekilde bile bütün çalışmanızı yapabiliyorsunuz brush'larla. En güzel kısmı bu brush'ların. Bunun dışında, şimdi gazetemiz yok ama ben çok prova gördüm gazete üzerinde yapılan. Ev provaları mesela veya session'lar. Sadece bir gazete seriyorsunuz ve de o gazetenin üstünde bütün provayı çıkarabilirsiniz. Gibi. Yani tek ihtiyacınız olan bir gazete parçası ve de bu brush'lar. O yüzden çalışması da çok kolay bir enstrüman. Bir stüdyoya ses izolasyonunuza gerek olmadan çok müzikal şeyleri çıkartabileceğiniz bir enstrümandır kendisi. Brush çalışmalarında öncelikle brush'ı aldınız, trompetinize veya da gazetenizin başına oturdunuz. Hiç aralıksız bir ses dalgası sesi çıkartmaya çalışacaksınız ama bundan önce tanıyacaksınız ilk önce. Mesela saat 12, 6, 3 ve 9 gibi düşünürsek, yuvarlak bir şey çünkü, saat gibi düşünebiliriz. 12'den 6'ya doğru çekin ilk önce.
Sonra tam tersine. Sonra işte 3'ten 6'ya, 6'dan 3'e. Çapraz girebilirsiniz. Bu size, yani bütün saatteki ters olan yerlerden gideceksiniz ve geleceksiniz. Bu size bütün trompet üstünde yapacağınız... ben bu arada bazen çok özür dileyerek bazı İngilizce kelimeler kullanıyorum çünkü... şeyimden beri, yani 15 yaşından beri bütün eğitimim İngilizce üzerine kurulu olduğu için bütün bu şeyi, her şeyi İngilizce öğrendiğim için kusura bakmayın. Bazen böyle çok biliyorum rahatsız olan insanlar var. Şimdiden özür diliyorum sizlerden o İngilizce terimleri kullandığım için. Bazen tutamıyorum kendimi, kusura bakmayın şimdiden. Biliyorum rahatsız olanlarınız var, özür diliyorum şimdiden. Bunu yaparken bütün yapacağınız hareketleri kavramış olacaksınız trompetin üstünde. Bu... Rahat olmak için öncelikle bir keşfedin. Davulun neresinden vurunca nasıl bir ses çıkacak keşfedeceksiniz. Ondan sonra da şimdi o dediğim okyanus dalgasını okyanus dalgası sesini çıkartmaya çalışacaksınız. Tek elle başlayabilirsiniz. Bir yuvarlak yapıyoruz. Bazıları dışa doğru, mesela Alvin Jones dışa doğru çalar, Steve Gadd dışa doğru çalar. Ben kendim içe doğru çalmayı seviyorum. İçe doğru yuvarlaklar yapabilirsiniz ya da dışa doğru yuvarlaklar yapabilirsiniz. Ben içe doğru olan yuvarlığı tercih ediyorum çünkü daha böyle toplayıcı bir şey, bana daha pozitif geliyor. Dışarı atmaktansa içeri toplamak daha güzel geliyor. Hep öyle başladım, yani küçüklüğümden beri öyle başladım. İlk önce tek elinizle başlıyorsunuz. Şu anda yaptığım sesten bir 1-2-3-4 diye bir şey saymanız pek mümkün olmaz herhalde. Önceki amacınız bu olacak. Ondan sonra da bunlara beatler ekleyeceksiniz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sağ elinizde 1, 2, 3, 4. Quarter notlar. Dörtlük notaları 1, 2, 3, 4 diye sadece saat 12 yönünde, en üstteki yönde birazcık şöyle bir bilek hareketiyle verebiliyorsunuz. Çok kolay bir şey. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aynı şeyi sol, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sonra bunu iki elle beraber yapmaya başlayacaksınız. 1, 2, 3, 4. Bu arada görebiliyor musunuz bu şekilde? Yani daha mesela eğimli yapayım mı trompeti? Biraz daha eğimli yapayım mı? Hayır. Herhalde daha iyi görebilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle çalabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Mesela şöyle yaparsam galiba daha iyi olacak değil mi? Sanırım daha iyi olacak. 1, 2, 3, 4. Bu aksanları biraz daha yayabilirsiniz. Şimdi gösteriyorum. Mesela demin yaptım. 1, 2, 3. Daha staccato notalar yapıyorum. Bunu daha da yayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunu nasıl bir müzikte kullanabiliriz? Balat, swing. Evet, caz swing değil, caz balatlarda kullanabiliriz. Yaygınlıkla bunu kullanacaksınız yapacağınız zaman. Gerçekten de şu anda gösterdiğim kadar kolay. Sadece iki tane yuvarlak var. İkisini yuvarlak olarak içeriye doğru çeviriyorsunuz. 1, 2, 3, 4.
bunu medium tempo'da da kullanabilirsin.